Kirazlı Yayla'daki doğa cinayeti devam ediyor. Bölgede çinko, bakır, kurşun zenginleştirme tesisi ve atık barajı için çalışma başlatan maden şirketi iddiaya göre ağaçları kesip göleti kuruttuktan sonra şimdi de dere yatağına beton döktü. Şu an ormanlık alan içerisinde dere yatağına beton dökülmüş. Devam ediyor. Çevreci olmakla övünen maden şirketi göleti kurutup ağaçları kesti. Şimdi de iddiaya göre dere yatağına beton döktü. Deredeki tahribatı incelemeye giden Kirazlı Yaylalılar içler acısı bir manzarayla karşılaştı. Maalesef beton dökmüşler. Hani bunlar çevreciydiler. Artık duysunlar sesimizi ya bizim ya. Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlı Yayla Köyü. Köylülerin hukuk mücadelesi devam ederken başladı maden çalışması. Çinko, bakır, kurşun zenginleştirme tesisi ve atık barajı için yürütülen çalışmalar sonrası köylülerin hayvanlarının su içtiği, tarlalarını suladığı gölet kurudu. Bölgede çok sayıda ağaç kesildi. Kepçe yukarıda çalışıyor. Bu ağaç kesilen alan hepsi kesilmedi gerçi. Bir kısmı kesildi. Köylülerin iptal davası sonrası inceleme yapan 7 bilirkişi de benzer görüşler sundu. ÇED raporunun teknik olarak yetersiz olduğunu, tesisin insan sağlığını, bölgedeki tarım ve hayvancılığı olumsuz etkileyeceğini belirttiler. Bursa 1. İdare Mahkemesi o rapora rağmen davayı reddetti. Köylüler kararı Danıştay'a taşıdı. Aşağı kadar devam ediyor beton. Köylüler Danıştay'ın kararını beklerken proje alanındaki Sarıyer Deresi'nin kollarına beton döküldüğü ortaya çıktı. İşte az önce geldi beyefendi. Sizin ne işiniz var? Sahayı terk edin. Biz de şimdi geldik gördük. Tespit etmeye çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Beton dökmüşler. Burası Sarıyer Deresi'ni besleyen bir kol. Şikayet üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri maden şirketine ceza yazdı. Sürdürülebilir bir madencilikten bahsediliyor ama görüyoruz sürdürülebilir bir madenciliği dere yataklarına beton dökmek. İnsanlar haklı. Neden haklı? Çünkü onların evi burası. 200 metre mesafe atık barajı yapacak. Kirazlı Yaylalılar mücadelelerine devam etmeye kararlı. Suyu korumamız gereken dönemde biz su yataklarının üzerine, onu besleyen kolların üzerine atık barajları yapıyoruz. Kirazlı!